Merhaba sevgili izleyenler, sizlere Gebze'den sesleniyoruz. Hızır Kokoreç'e konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Ömer Bey bulunmakta. Bakalım bizlere bu güzel lezzetler hakkında ne gibi bilgiler verecekler. Ömer Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Firmada. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, sizleri gördük, daha iyi olduk. Tabii ki biz merak ediyoruz. Öncelikle Ömer Bey'i tanıyalım. Ömer Bey kimdir? Ben Gebze'de doğdum. Buralıyız. Buralıyız. Bir 10-15 sene kadar kasaplık yaptık. Ondan sonra tabii bir süreç oldu. Boşluk sürecimiz oldu. Ondan sonra bu sektöre atılmaya karar verdik. Gayet de güzel olmuş. Aynen. Bu yolda yürümeye çalışıyoruz bakalım. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı olsun. Yani. Çok güzel lezzetleriniz var. Bizler tattık. Yani burada gelip tatmaları lazım. Öncelikle ekran başındaki izleyicilerimize tavsiyelerde bulunalım bir kere. Ve burada kuruluş hikayemiz vardır muhakkak. Hızır Kokoreç'in bir kuruluş hikayesi vardır. O da nedir merak ediyoruz. Yani sonuçta etin içinde büyüdük. Etle uğraştık bugüne kadar. Kokoreç de sevdiğimiz bir lezzetti. Sevdiğimiz işi yapalım dedik. Kokoreç'ten başladık. Aynen. Evet. Şimdi bu şekilde yürüyoruz bakalım. Evet. İnşallah daha güzel olur. İnşallah diyoruz. Tabii kokoreçten bahsettik ama burada kokoreç değil. Burada birçok lezzet var. Buraya gelen misafirlerimiz burada ne gibi lezzetler bulabilecekler Ömer Bey? Izgara çeşitlerimiz var. Çorba olarak kelle paça mercimek türü çorbalarımız var. Çorbadan başlıyoruz. Tabii etlerimiz bizzat kendimiz seçip alıyoruz. Yani buraların eti zaten. Özellikle et seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Ondan bahsedelim. Et seçimimize tabii ki yani dana olmasına, kuzu olmasına taze etleri seçiyoruz. Evet. Yani zaten bizim ilgi alanımıza giriyor. Et çok önemli değil mi? Tabii ki. Et besim aşamasından kesimine kadar hepsi bizim için önemli. Helal olması önemli. Kesinlikle. Taze ve lezzetli olması. Evet. Genç olması. Yani bunlar, değişmemesi lezzeti. Aynen. Yani bir kıvamda gitmeye çalışıyoruz. Daha yeniyiz zaten. 1,5-2 senedir bu işle uğraşıyoruz. Evet. Meşhur kokoreçimizden biraz bahsedelim. Kokoreçimiz burada sevgili izleyenler. Zaten arkamızda hemen aynen. Değil mi? Pişiyor sürekli bu şekilde. Bu şekilde kızarıyor. Pişiyor. Tabii kuzu kokoreçtir bu. Güzel. Yani gayet bugünlerde de zaten faydalarından bol bol bahsediyorlar. Kısaca alalım mı faydalarını? Faydaları yani saymakla bitmez. Saymakla bitmez tabii. Bağırsağa iyi geldiği söyleniyor. Sindirim sistemini güçlendirdiği, harekete geçirdiği söyleniyor. Yani yesinler. Bol bol kokoreçi tatsınlar ama kaliteli yerde yesinler diyoruz. Buraya gelsinler. Kokoreç yiyip mutlu olsunlar diyoruz yani. Sevgili izleyenler, sizlere Gebze'den seslendik. Hızır Kokoreç'e konuk olduk. Bizler tattık. Gayet lezzetli, kaliteli kokoreç yemek istiyorsanız mutlaka Hızır Kokoreç'e uğrayacaksınız. Tabii ki kokoreçle yetinmiyorlar. Daha güzel lezzetler de sizlere sunuyorlar. Çünkü işin mutfağındalar. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.